misin ben dileyim, yaslı mısın garip garip, ötme bülbül pervaz olup uçar mısın, deniz derya geçer misin? İsa aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilir: dünyayı kendinize efendi edinmeyin ki o da sizi kendisine köle edinmesin. Servetinizi zayi etmeyecek birinin korumasına verin. Zira dünya hazinelerine sahip olanların çeşitli afet ve felaketlerle karşılaşmalarından korkulur. Ama Allah'ın hazinelerine sahip olanlar için böyle bir korku yoktur. Yine şöyle demiştir: ey havarilerim, sizin için dünyayı ben yüzüstü yere vurdum. Sakın benden sonra onu ayağa kaldırmayın. Dünyanın kirli olduğunun bir delili, onda Allah'a isyan edilmesi, diğer delili de ahiretin ancak onu terk etmekle elde edileceğidir. Dünyadan geçin, onu imarla uğraşmayın. İyi bilin ki bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Kısa süreli bir arzu, sahibine uzun süren bir hüzün ve pişmanlık vereceğini unutmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geride bırakırsınız. Hem hiç kimse sizin bu yapacağınızı yapmadıkça sizden daha faziletli olamaz. Muhacirler, buyurun ey Allah'ın Resulü, öğretin dediler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu: her namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere de Allahu Ekber dersiniz buyurdu. Fakir muhacirler sevinerek Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanından ayrıldılar. Ancak bir süre sonra tekrar gelerek şöyle dediler: ya Resulallah, mal mülk sahibi kardeşlerimiz bizim sizden öğrenerek yaptığımız ameli öğrenmişler. Onlar da böyle yapıyorlar. Dolayısıyla biz yine geride kaldık. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: bu Allah'ın fazl-ı keremidir. Dilediğine verir.